E11'deyiz. Finish operasyonlarında gelen yeni bir özellikten bahsedeceğim. İlk önce prosedürümüzü oluşturalım. Surface milling'de finish mill all ya da finish by limit angle'da da aynı özellik mevcut. Finish mill all'a geliyorum. İlk önce bütün yüzeylerimi seçiyorum. Orta tuşla onayladım. Bir sınır vermem gerekiyorsa sınırımı da tanımlıyorum. Daha sonra Z limit bölümünden, normalde Z limit bölümü no şeklindedir. Z limit bölümünden advanced kısmını seçiyorum. Advanced kısmında ilk önce ekranım bu şekilde geliyor. İlk önce limit aralığımı belirliyorum. Diyorum ki limit aralığımda işte sıfırdan nereye kadar? Mesela şu radyüsün dik kısmına kadar, yani -15'e kadar bir Z sınırlaması yapıyorum. Vertical step dediğim dikey pasolarım, dikey adımlarımı belirliyorum ve katman katman, layers layers işlemesini istiyorum. Ve güvenlik mesafemizi düzenleyelim. Daha sonra sağ tuş, save calculate ile onaylayalım. Evet, hesaplamamızı yaptı. Yani ne yaptı? Her iki erkek parçada da verdiğim yükseklikteki yükseklikten başlayıp alt Z'e kadar işlemesini yaptı. Şimdi yeni gelen özellikte diyorum ki limit number of layers ile machine only and top layers diyorum. Ve bu aralıkta 5 paso da bitirmesini istiyorum. Kendisi o aralıkta save algı şu şekilde hesaplattırdığımız zaman mesela üst düzeyden şu şekilde alt düzeyden de yani küçük erkek parçadan da 5 pasoda üst düzey temizliği almış oldu. Şimdi geliyorum. Diyorum ki bu sefer o aralıkta kalmayanları işle. Save calculate'de tekrar onayladığım zaman bu sefer o aralıkta kalmayan bölgeleri şu şekilde işlemiş olduğunu görüyorum. Merhaba, ben Nilüfer Doğan. Bu videoda size 11'de yenilenen simülasyondan bahsetmek istiyorum. Simülasyona gitmeden önce ilk önce bazı hazırlıklar yaptık. Parçamızı tanımladık. Fixtürler yani bağlama aparatlarımızı ayrı ayrı tanımladık. Şu şekilde simülasyonda kullanmak istiyorsak eğer ve çarpmaları herhangi bir çarpma var mı yok mu onları görmek için stoğumuzu yine tanımladık. Burada prosedürlerimizi şöyle seçebiliriz shift ile ya da machining simulation'a bastığımız zaman burada da yeşil oklarla ve kırmızı oklarla da seçebiliriz. Daha sonra standart seçiyoruz simülasyonda. Stock'un tanımlı olması için material remover'dan current stock olması lazım. Fixtürlerin yani bağlama aparatlarının da gözükmesi için check against parts'tan selection deyip o parçaları burada tanımlamamız yeterlidir. Onaylıyorum. Onayladıktan sonra kendisi simülasyonu şu şekilde ekranını açıyor. Dikkat ederseniz ekranda sadece kütüğümüz ve alttaki bir plakamız var, tablamız var. Normalde smartphone ekranındayız. Yine ölçülendirme vesaire burada yapabiliyoruz. Smartphone ekranından çıkmıyoruz. Burada simulation control'e bastığımız zaman şu şekilde simulation control açılmış oluyor. Burada şuradan kameraya bastığımız zaman görüldüğü üzere durduruyorum. Ne yapıyor? İşlemeye başlıyor. Hızını şu şekilde ayarlıyoruz. Buradan ayarlıyoruz. Tekrar dikkat ederseniz biraz daha yavaşladı. Durduruyorum. Burada mesela deminki tanımladığım bağlama aparatlarını görebilmek için Simulation Display'e geliyorum. Simulation Display'de burada Current Stock dediğim zaten mavi olan şu an görünüyor ama Parts dediğimiz Target Part'lar gözükmüyor. Onlar da nelerdi? Evet, bunlar da bağlama aparatlarıydı. Bu pencereyi istersek kapatabiliriz bu şekilde. Yine çalışmaya devam ettiğim zaman bu sefer herhangi bir çarpma var ise onunla ilgili bana bir tanımlama yapacak. Şu an devam ediyor. Şuradaki oka bastığım zaman hızlanıyor ve evet şu an takımın
Takuza orada 0,9 milimetre bir sürttüğünü söylüyor burada. Ama eğer istersek devam ettirebiliriz. Tekrar burada yine takımın sürttüğünü söylüyor. Şimdi buradan eğer ignore stop deyip devam edersek ve yes dersek kendisi hesaplamaya devam ediyor. Daha sonra errorleri tekrar görebiliyoruz tabii ki. İşlemler bittikten sonra şuradaki rapora bastığımız zaman zaten herhangi bir çarpma ya da herhangi bir parçada herhangi bir sorun olduğu zaman buradan raporlardan da kendisi nerelerde, hangi işlemlerde, takımı oralara, o bölgelere koyarak zaten şu şekilde herhangi bir çarpmaları bize raporlayabiliyor. Bunun dışında istersek yine Simulation Display'den takım yollarını burada görebiliyoruz. Şu şekilde işaretleyelim. Bileleri diyelim ve şöyle açtığımız zaman takım yollarını da burada bütün takım yollarını görmek istiyorum diyebiliriz. Ya da ayrı ayrı takım yollarımızı görmek istersek buradan ayarlayabiliriz. Ya da yine dediğim gibi görmek istemiyorsak buradan çıkabiliriz. Parçamız indeksli bir parça olduğu için geçişlerde herhangi bir sorun var mı? Ya da nerede ne kadar bir talaş kalmış? Onu görebilmek için, stoğu incelemek için stok analize geliyoruz. Stok analizde belirli renkler var, skalaları var. Mesela burada bütün orijinalleri aynı renkte geldiğimiz zaman dikkat ederseniz şu bölgelerde takımın sürtmesinden kaynaklı ve aynı zamanda indeksli parça olduğu geçişlerden kaynaklı sorunlar olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde burada prosedürleri belirli bir prosedür rengine, prosedür sıralamasına göre renklendirme yapabiliyoruz. Mesela ikinci prosedürdeki rengi sarı yapsın. Yani her bir prosedürün hangi işlemde ve hangi renkte olduğunu burada görebiliyoruz. Bu şekilde ya da stone default rengini görebiliyoruz. Orijinal ya da takım değiştikçe çıkalım. Bir de burada Deviation Distance from Part'ta nerede ne kadar talaş kalmış onları belirleyebiliyoruz. Mesela belirli bir yüzde aralığımız var. Diyelim ki %4 ile -%4 aralığında kalan talaşları göster dediğimiz zaman kendisi o renk skalasına göre nerede ne talaş kalmış. Mesela 0, %1 olan bölgeler, yeşil olan bölgeler. Eksi olarak gözüken yerler, yani %4 toleransın içinde olan yerler, kırmızı bölgeler şu şekilde görebiliyoruz. Yani bir aralık verip o aralıkta hangi toleransta ve ne kadar talaş kalmış onu da görebiliyoruz. Ayrıca makine zamanını görebiliyoruz. Makine zamanı da yine layout bölümünden Machining Time'a bastığımız zaman bize makine zamanını kendisi otomatik olarak vermiş. Evet, şurada kenarda gözüküyor. Diğer pencereleri kapattığımız zaman daha rahat gözüküyor. Şu an şu şekilde bastığımız zaman şurada Machining Time'ı kendimiz görmüş oluyoruz. 2 saat 26 dakika sürdüğünü. Ayrıca yine yan taraftan şuradan raporumuzu görebiliyoruz buradan. İstersek Save Simulation Report deyip bunu bir text file olarak kaydedebiliyoruz.